Selam arkadaşlar, Zeynep'in Çeyiz Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere lohusa tacı yapacağım. Ben zaten sardunya çiçeklerini önce yapmıştım. Daha önceki videolarımda var. Boru yapmayı herkes biliyor zaten. O yüzden anlatmak istemedim. Şimdi ben boruyu sadece kaç ila yaptığımı söyleyeceğim. Kaç zürafen ile başladığımı. 5 ile başlamıştım aslında ben. Dar gibi geldi bana. Sonra 6 şurada arttırdım. 6 zürafa ile devam ettim. Boyunu da zaten tacımıza takarak anlayabiliriz. Şu şekilde küçük gelebilir arkadaşlar. Bu şekilde tutarsanız bakın bir şöyle yapalım. Bir tık kısa geliyor. Bakın. Ama bunu taç, çember neyse bunun içine bu şekilde geçirerek ölçersek tamamen nasıl bir şekilde hani ne kadar gerektiğini nasıl olduğunu anlarız. Şimdi şu şekilde içinden geçiriyorum. Eğer ki ben boru yapamam, yapmak istemiyorum derseniz kurdele sarabilirsiniz kendi renginden ya da hani içindeki çiçekte kullandığınız renkten veya ip sarabilirsiniz. Ama ben bu şekilde boru yapmayı tercih ettim. Ve boruyu bu şekilde asıttırıyorum arkadaşlar. Asıttırdığımız zaman bakın ben fazla yapmışım. Şimdi ben bunun fazla yaptığımın farkında hiç değildim. Neden? Çünkü böyle öyle bir dalmışım ki işe farkında değilim. Bakın şu kadar fazla. Size söylemek istedim. Az önce taç da küçüktü. Şu kadar kısaydı. Biraz daha netleştireyim. Gerçi bu kadar netleşiyor sanırım. Ama şimdi bu kadar fazla. Ne yapıyoruz? Bunu buradan kesiyoruz tabii ki. Şimdi burayı iyice sıkıştırmak istiyorum ben. İlk başladığımız yeri. Ben şurayı kesmeden önce İlk başladığınız kısım çünkü uç kısmı ya bu şekilde dikmek istiyorum. Hani biraz daha sağlam olmak adına. Çünkü olur ya sivri tarafı zürafa yaptığımız sihirli halka yaptığımız yer kopabilir. Sivri olunca tacın ucu biraz sivri. O yüzden işimizi garantiye alalım biz. Şu şekilde. Şimdi bunu buradan kesip evet. Şimdi bunu da keseceğiz. Hiç bu şekilde içine kıvırmak da istemiyorum. Bu şekilde de yapabiliriz. Şöyle biraz boşlukta da olabilir. Böyle de olabilir aslında. Kesmesek de olur. Bunu şimdi her zürafanın içinden tel alır gibi geçiyorum. Şu şekilde. Bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Niye netleşmiyor? Şöyle yapalım. Koyu renk olunca sanırım bu şekilde oluyor. Bilmiyorum. Evet, elime altına koyunca netleşti. Koyu renk olunca şu şekilde tutunca net olmuyor. Evet. Her zürafanın içinden tel alır gibi. Geçtim. Şimdi buraya
sıkı olması için sürafa atacağım. Evet, bunu da keselim. Şimdi benim şuralarda bir ekler vardı. Takmayınca yakmamıştım. İster istemez uzun boru ya, o yüzden eklerimiz oluyor. Genelde iç kısmına saklamaya çalıştım ama yine de dışarıda kalmış olabilir. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu bir tanesini buraya, bir tanesini şu şekilde yapmak istiyorum. Şöyle çok tane tepede olmasına gerek yok. Şu orta kısmının şöyle şu şekilde ayarlarsak tam ortasını şöyle bakın yan tarafa denk gelecek. Ortasını buluyoruz. Ortasından bu şekilde ayarlıyoruz. Şu ipleri. İyice düğümleyip şekilde tekrar ayarlayma benim. Evet arkadaşlar, zaten zürafalı bir boru yaptığımız için dikimi kolay olacaktır. Dikerken de elimizle düzeltiyoruz arkadaşlar. Çünkü sardunya çiçeği hani şeklini bozabilir. Çünkü iki katlı bir çiçek. Şu şekilde. Bazen tacın kendisine taktırıyorum iğneyi. O yüzden
biraz sokmakta sıkıntı oluyor ama üstesinden geliyoruz. Aslında bu kolay bir video. Bunu herkes yapabilir ama ben yine de fikir amaçlı olsun diye çekmek istedim. Belki bir faydam olur. Loğusa satıcı da şimdi artık hani sürekli kullanılıyor. Evet, şimdi çiçeğimizin bir tanesini diktik, düzelteceğiz. Düğümünü de atalım içeriden. Neyse, ikisini dikelim, öyle düzeltiriz artık. Şu şekilde. Evet, bunu da bu şekilde ayarlayacağım. Şöyle. Ben biraz daha bir tık aşağıdan yapayım. Şöyle dursun. Evet, bunu da sıkı bir düğüm atarak
Şuradan tutturmamışım. İyi ki bakmışım oraya. Tutturmasak hoş olur. Olmaz tabii ki. Oradan o kalkar. Düzgün durmaz. Şimdi düğümlerimizi atabiliriz. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Doğu satıcımız bitti. Bu şekilde istediğiniz tarafa takabilirsiniz. İster bu tarafa, ister bu tarafa. Ben genelde hep bu tarafı tercih ediyorum. Bu tarafta. Ne bileyim, daha çok seviyorum galiba. Ben şöyle göstereyim. Evet. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.